Bugün 18 Nisan, 1 Nisan'da da bitebilirdi yerel seçimler ve seçimlerin kritik kenti, en büyük, en önemli kent bir anlamda İstanbul'un sonucu 1 Nisan'da da açıklanabilirdi ama ardından 17 uzun, ağır, kaygı veren gün yaşadık ve dün İstanbul'da sonuçlandı ve Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan edildi, mazbatasını aldı. Şimdi seçimleri ve onunla ilgili birkaç konuyu değerlendireceğiz. Konuğumuz deneyimli bir gazeteci, iktidar cenahını özellikle çok yakından bilen, aynı zamanda AK Parti'nin eski milletvekili, Karar Gazetesi'nde şu anda Karar Gazetesi'nin köşe yazarı Mehmet Ocak'tan. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu 17-18 gün siz nasıl yorumladınız? Nasıl bir süreç yaşadı Türkiye? Yani şimdi açıkçası bir nefes aldık. Yani onun için en azından ortadaki kaos ortamının ve hepimizi umutsuzluğa sevk eden durumun ortadan kalkması çok iyi oldu. Çünkü yani neden insanlar ne oldu yani kaos mu vardı niye böyle bir şey diyebilirler. Evet, Türkiye uzun yıllardır seçim yapıyor. İşte parlamenter sistemde de işte son yeni sistemle birlikte de. Ve iyi kötü bir takım sıkıntılar yaşanmasına rağmen en düzgün işleyen sistemimizin seçim sistemi olduğunu bugüne kadar hep söyleye geldik. Hatta bütün dünyada da işte katılımın bizde en yüksek olduğu, demokrasiye katılımın, yani ondan da gerçi şimdi çok emin değilim. Çok katılım gerçekten demokrasi anlamında çok doğru bir şey mi? Doğru bir şeydir elbette ama bizdekiyle biraz dünyayı karşılaştırdığımızda aslında sanki burada da bir şey varmış gibi bir zaman zaman soru işareti insanın kafasına takılıyor ama fakat esas itibariyle sandıklardaki son yıllarda bir takım iddialar vardı ama en iyi düzgün bir şekilde başardığımız işlerden biri sandıkların daha güvenli bir ortamda sonuçlandırılmasıydı. Bununla övünüyoruz. Bu haklı da bir şey aslında. Fakat bu kez bu şeye biraz zarar verdiğimizi düşünüyorum. Çünkü bütün Türkiye'nin işte meclis seçimlerini, ilçe seçimlerini, muhtarlık seçimlerini, büyükşehir başkan seçimlerinin bir gecede bittiği, gece yarısında %92, %2'lik bir şey kalmıştı. Orada bir şeyler oldu neyse. Sonuçlandığı bir sistemde biz 17 günde bir İstanbul'la ilgili sadece başkanlık işini sonuçlandıramadık. Yani bunu normal sokaktaki insana da herkese anlatmak zor. Efendim işte evet sayıldı, tamam itirazlar var. Son herkesin normal, her siyasi partinin demokratik hakkıdır. İtiraz ediyorsunuz, sayılıyor. Ama işte yok olmadı, bir daha şöyle şu taraftan da sayalım. İşte sadece iptal edilen oyları değil, ilçenin o konudaki başkanlıkla ilgili kullanılan oyların tamamını sayalım. Onları da sayalım. Ama yok olmadı, bir de işte aslında Büyükçekmece'de de bir şeyler vardı. Onlara da bakalım. Acaba oradaki oy kaydırma, seçmen kaydırma işi mi olmuş? Bütün evlere gidip soralım polis. Tabii bunu görünce yani doğal olarak ben bir vatandaş olarak kapıma bir polisin gelmesini seçimle ilgili endişeyle karşılarım. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Kim ne derse desin. Yani oradaki bir seçmen kaydırma işlemi varsa, herhangi bir usulsüzlük varsa bunun sorumlusu seçmen değildir. Normalde AK Parti iktidarının bugüne kadar gördüğümüz AK Parti iktidarının yapacağı bir iş olamaz. Böyle bir şey. Bugüne kadar da böyle bir şey yapmadı. Çünkü AK Parti'yi iktidara getiren, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan ve onlara hatta 2011 hatta 2013'e kadar Türkiye'de, Türkiye'yi dünyada demokratik değerler konusunda önemli bir ülke haline getiren bir siyasi iktidardan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu siyasi iktidarın yolun bir yerinde hadi evlerinizde polis gönderiyorum, aa işte sen şöyle iddia da vardı, kime oy verdin diye, o konuda bir bilgim olmadığı için açıkçası bir şey söyleyemem ama bizatihi polisin vatandaşların evine gidip böyle bir
sorgulama yapması, burada oturuyor musunuz, oturmuyor musunuz gibi bir sorgulama yapması asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Yani normal demokratik bir ülkede böyle şeyler olmaz. Ha bir suçla ilgili, biriyle ilgili bir şey varsa onu zaten polis gerekli savcılığın talimatıyla yapacaktır. Evet. Peki bu 17 günlük süreç neden yaşandı? Yani bunda iktidarın veya Cumhur İttifakı'nın ne olursa olsun İstanbul'u kaybetmeme isteğinin, baskısının bir etkisi mi oldu? Yoksa seçmenlerini alıştırma süreci mi oldu? Yoksa Cumhurbaşkanı'nın sinirinin yatışmasının beklendiği bir süreç mi oldu bu? Sizin görüşünüz ne? Tabii İstanbul çok önemli bir şehir. Yani İstanbul Türkiye'nin önemli bir şehri ve hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda belli bir temsil kabiliyeti olan simge bir şehir. Hı hı. Dolayısıyla daha önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri de vardı. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder gibi. Biraz böyle değerlendirildiği için tabii bunun gerçeklik temeli de var. İstanbul'u kaybetmek tabii çok hazmedilebilecek bir şey değil. Yani bir 17 yıldır iktidarda olan bir siyasi parti açısından bu çok önemli. Sadece bununla da ilgili değil. Aslında işin belki henüz tam analizleri yapılamadı bu şeyden dolayı. Türkiye nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin gibi büyük şehirleri, büyük şehirler Türkiye nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor. Evet. Dolayısıyla bunlar kaybedilmiş durumda. Yani AK Parti açısından hatta bir takım şehirleri de düşündüğünüzde onları da MHP almış. AK Parti için çok hayati öneme sahip. Yani mesela Kütahya Refah'tan bu yana AK Parti'dedir. MHP almış. Şimdi böyle işin ayrıntılı analizlerine, seçim analizine baktığınızda AK Parti açısından aslında çok önemli bir kayıp söz konusu. Dolayısıyla bütün bunların toplamı, bir de bunun üzerine eğer İstanbul'u alsaydı diğerlerini telafi etmek, tolere etmek mümkündü. Şimdi İstanbul'u kaybedince partinin gerçekten kendi içinde dönüp çok derin bir muhasebe yapması gerekiyor. Bunu yapabilecek mi? Bundan çok emin değilim ama fakat İstanbul'u acaba tekrar saydırırsak bazı şeyleri işte iptalleri tekrar saydırırsak İstanbul'u kaybetmeyebilir miyiz? İstanbul'u tekrar alabilir miyiz gibi bu 17 gün içinde aslında bütün bu endişelerin acaba bir yerden telafi edilebilir mi diye bir çalışması gibi düşünüyorum açıkçası. Kabullenmek zor. Elbette Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda rahatsız olmuştur. Bundan gerçekten endişe duymuştur İstanbul'u kaybetmek açısından. Hala da ne olacak onu da bilmiyoruz tabii. Tam da onu soracaktım. Yani süreç bitti mi? Kesin nokta kondu mu? Yoksa bir itiraz, yeni bir itirazla 2 Haziran'da yeniden İstanbul sandık başına gidecek mi sizce? Aslında nokta konuldu. Yani hı-hı, Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilerek belediye başkanı ilan edilmiş oldu. Ha bunun hukuki süreçleri evet Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü bir başvurusu var AK Parti'nin. Bu konuda yani benim bildiğim, dinlediğim kadarıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısının açıklamalarını dün dinledim mesela. Yani oradan gördüğüm aslında bir şeyler olmuş diyor. Yani bir yolsuzluk, usulsüzlük var. Birileri, yani bilmediğimiz bir güçler. Ben öyle anladım. Yani o da öyle garip bir basın toplantısıydı. Nedir? Afaki şeyler mi çıktı? Faktörler mi çıktı? Biz onları, yani sanki biz o güçleri göremiyoruz. Hı hı. O güçler gelmişler, sandığın bir tarafından girmişler. Ama kimse onları görmemiş. Onlar belli usulsüzlükler yapmışlar. Oyları çevirmişler. Peki bunlar neyse onları bilelim. Hı hı. Nedir o usulsüzlük yapanlar kimlerdir? Bunların bir belgesi olur, bilgisi olur. İşte onlar Yüksek Seçim Kurulu bulacak. Yani müneccim falan değil Yüksek Seçim Kurulu sonuçta. Yani ortadaki belgelere bakacak hakikaten işte tek şey KHK ile atılanlar oy kullanmış. KHK ile atılan derken ya da onların yakınları da diyor mesela. Yani yakınları nasıl bir şey? Yani benim orada hani mahkeme kararıyla hakikaten
bir şey varsa, haklarında mahrumiyet söz konusuysa, evet o ayrı bir şey, ama normal KHK ile atılmış olanların oy kullanmaması nasıl bir şey? Öyle bir şey olabilir mi? Peki şu ya da bu gerekçeyle 2 Haziran'da İstanbul tekrar sandık başına gitti. Çok yaygın bir kanı gerçekten. Bu şartlarda Ekrem İmamoğlu'nun mağdur olduğu, edildiği, açıkça kamuoyunda bu bilinçle algılandığı bir ortamda yapılacak seçimleri normal şartlarda İmamoğlu daha büyük bir farkla yaşar, kazanır. Bu durumda nedir? Normal olmayan şartlar mı bekliyor bizi iktidarın bu seçimi kazanabilmesi için? Şimdi bir defa zaten AK Parti aslında Ekrem İmamoğlu, evet, pırıltılı bir isimdi. Ben ilk gün aday olduğu zaman da herkes, hatta ya duyulmamış bir isim filan dediklerinde, dedim ki benim Beylikdüzü'nde bir şeyde küçük bir evim vardı. Daha önce de bundan bir yıl önce filan da bir oturduk konuştuk mesela. Politik şeyi, aurası son derece iyi. Yani onu aday olduğu gün dedim ki buradan iş çıkar. İyi bir karar aldı yani CHP. Ben çok iyi bir karar aldığı kanaatindeyim. Şimdi bir de tabii AK Parti aslında o kadar bir önüne barikatlar oluşturdu ki, yani bütün AK Parti'yi destek veren medya grupları, televizyonlar, baktığınız zaman yani sanki bu ülkenin bir insanı değil, öyle başka birisi gelmiş ve ona karşı aman bu ülkeye girmesin, bu şehre girmesin filan. Böyle bir şey insani anlamda doğru bir şey değil. Bir televizyon kanalına çıkıp adama yani yapmadıklarını bırakmadılar. Evet. O zaman bir AK Partili arkadaşım beni arıyor. İsyan halinde, ya kim kardeşim söyleyin şuna. Kim yaptırıyor bunları? Bunlar doğrudan Tayyip Bey'e düşmanlık yapıyorlar, dedi o gece o televizyon kanalında konuşurken. Evet, yani İmamoğlu'nu güçlendiren faktörler oldu bunlar değil mi dönüşerek? Tabii böyle bir şey yok. Bunları geçmişte yaşadık. Tayyip Bey'e karşı, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı da belediye başkanlığı sürecinden bu yana başbakanlığı konusunda da bütün bunlar oluşturuldu. Ve bunların hiçbir sonuç vermeyeceği, sadece o ismi Türkiye'de efsane haline getireceğini bile bile bunu dolayısıyla böyle bir şey yapılmış oldu. Tabii ben bunları çok akıllı ve mantıklı izah edemiyorum. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz noktada eğer seçimin yenilenmesi gibi bir yola gidilirse, yani böyle bir şeyi temenni etmem. Yüksek Seçim Kurulu'nun mevcut bizim bildiğimiz AK Parti Genel Başkanı'nın yardımcısının da bir türlü açıklamadığı o efendim gizli güçler kimlerse, eğer onları bulup bir kanıta bağlayamıyorsa hukuki olarak böyle bir şey verilmesi zor gibi gözüküyor. Dolayısıyla yeni bir seçim inşallah yapmazlar. Yaparlarsa normal şartlarda çok daha farklı bir şekilde Ekrem İmamoğlu İstanbul'u alır. Ama hani şunu düşünebilir Sayın Cumhurbaşkanı, ben bütün sahaya inerim, herkesi ikna ederim. Teker teker bütün o iki aylık geçmiş, iki aylık, üç aylık sürede bütün Türkiye'yi dolaşmıştım. Şimdi İstanbul'u kapı kapı dolaşır, bu seçimi alırım diye düşünüyor olabilir. O da bir düşüncedir sonuçta. Yaparsa da yapar yani, o da bir başarı hikayesi olur. Ama bunun dışında başka yöntemler doğrusu hiç düşünmek de istemem. Yani 7 Haziran 1 Kasım akla geliyor. Hiç iyi olmayan bir dönem. Süreçlerin Türkiye'nin o süreç, o tür benzer süreçleri yaşamasını hiç arzu etmem açıkçası. Peki İmamoğlu, demin dediniz efsaneye dönüştü mü dönüşmedi mi bilmiyorum. Belki henüz değil ama bir mağdur olarak, bir kahraman olarak yola girildi. Evet ya, yani iktidarın da yardımıyla ama kendisi de herhalde olumlu bir çizgiyle. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Size sorayım. Şöyle bir şey, Ekrem İmamoğlu Türkiye toplumunu iyi tanıyor. AK Parti tabanını da çok iyi tanıyor. Daha da önemlisi, şimdi normalde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugüne kadar olan bu tür adaylar, isimlerle ilgili işte CHP ile ilgili eleştiriler hep şudur. Yani belli bir kesimi Türkiye toplumuyla çok da bütünleşemeyen ya da onlara çok kendisini doğru anlatamayan bir siyaset tarzı izliyor diye hep eleştirilir. Diyelim ki bu toplumun önemli bir bölümü İslami anlamda muhafazakar bir toplum. Genel tanımlasak öyle deriz herhalde. Evet.
Dolayısıyla böyle açıdan bakıldığında çok ulusalcı, Kemalist paradigmaya çok bağlı, belli CHP'lilerin diyelim ki dini anlamda bir şey söyledi, bir şey ifade ettiği zaman genelde halk arasında söylenen bir şey vardır. Ya ağzına yakışmıyor filan. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun ağzına yakışıyor. Öyle bir realist tarafı var. Çünkü geldiği aile yapısı itibariyle şeyle biliyorsunuz ben çok şiddetle karşıyım ama dinin siyasi anlamda kullanılması, araçsallaştırılmasını işte Tayyip Bey yapıyor, o da Eyüp Sultan'da gitti. Şey okudu Venezuela'daki, pardon Yeni Zelanda'daki şeyler için. Evet. Katledilenler için. Yasin okudu mesela. Şimdi bunlar işte Türkiye toplumunun siyasetçisi. Soyadı da önemliymiş. Soyadıyla ilgili İmamoğlu, de önemli şeyler öğrendik bu süreçte. Ailesi de evet herkesin sevilen bir evet. Sevdiği evet. Bir aileymiş. O yüzden bütün bu şartlar aslında Ekrem İmamoğlu Türkiye'deki siyasi geleceği aslında belli bir yere oturuyor. Onu kaydetmek lazım. Ben hep AK Parti'den arkadaşları gördüğüm zaman yani işte zorlayarak böyle sizin de gayretlerinizle bir hatta ben bir ilerisini söylüyorum. CHP'ye bir CHP'nin başına bir ismi yavaş yavaş getiriyorsunuz diye. galiba öyle bir şey olabilir diye de düşünüyorum açıkçası. Şimdi diğer tarafa, sizin iyi bildiğiniz tarafa yine dönmek istiyorum izninizle. Şimdi birkaç kişiyi soracağım ve ne olabilir sorusu yönelteceğim. Abdullah Gül son dönemde zaman zaman açıklamalar yapmaya başladı. Bu seçimler uzadığı zaman 31 Mart sonrasının uzamasıyla ilgili Türkiye'yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline getirmememiz gerekir diye nispeten kendi ölçülerinde daha sert bir açıklama yapmıştı ve KHK adaylar konusunda da sert bir tutum almıştı. Bugün yeni bir söyleşisi daha çıktı. Artık hem normalleşme zamanı diyor hem de AK Parti'nin kurucu ilkelerinden yolunu çeviren ben miyim ki diye tekrar bir eleştirisini dile getiriyor. Şimdi biliyorsunuz son zamanlarda Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, bunların isimleri AK Parti içinde küskünler, sessizler, her neyse yeni bir hareket yaratabilecek, yeni bir parti, hatta belki iki parti kurabilecek isimler olarak geçiyor. Ne olacak bu cenahta, siz bir ya da iki parti bekliyor musunuz şu anda? Şimdi önce parti işini şu ana kadar dillendirilen, tarif edilen bir parti şeyi yok. Yani ben en azından ne Sayın Ali Babacan'dan ne Sayın Davutoğlu'ndan ne Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den böyle bir şey duymadım. Yani kimse de böyle bir şey deklare etmiş değiller. Ha böyle bir hazırlık yapıyorlar mı? Yapıyor olabilirler. Onun da açıkçası herkesin duyduğu kadarını ben de biliyorum. Yeni Akit isim bile verdi. Ali Babacan'la ilgili Huzur Partisi olacak adı dedi. Ben hiç öyle bir şey duymadım. Öyle bir şey olacağını da sanmıyorum ya. Ama fakat böyle bir ihtiyaç dillendiriliyor, toplumda dillendiriliyor. O yüzden önemli olan o. Onlar yapabilirler mi, bu işe gerçekten girişebilirler mi? Çok zor bir iş, kolay bir iş değil. Hı hı. Onu bilemiyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün değerlendirmeleri, mesajları benim açımdan çok önemli. Şu bakımdan önemli. Yani sonuçta Sayın Gül bir makuliyeti temsil eden bir isim. AK Parti'nin de temel kurucularından işte genel başbakanlığını yapmış bir isim. Dışişleri Bakanlığı'nı yapmış ve en son Cumhurbaşkanlığı'nı yapmış bir isim. Bütün o süreçlerde gerek Dışişleri Bakanlığı, gerek Başbakanlığı, gerekse Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde genelde Türkiye toplumunun hemen herkeste buluşabilecek ve herkesin evet bu böyle olması gerekir diyebileceği bir isim söyledikleriyle de. Evet. O bakımdan ben açıkçası daha geçmiş dönemlerde de Türkiye'nin geçmiş dönemlerde derken AK Parti iktidarının son 5 yılı bağlamında mesajlarını daha netleştirmesini hep bekledim. Yani bu konuda bir şey söylemeli diye bekledim. İşte son günlerde bu konuda söyledikleri bu açıdan önemli. Çünkü
gerçekten de orada bir de yakınması var. Yani ben mi ilkelerden savruldum, şey yaptım diye. Esas tabii AK Parti'nin temel sorunu bu. Yani kurucu ilkelerden ayrılması. Sayın Gül'ün belirttiği gibi esas AK Parti kendi kurucu ilkelerinden ayrıldığı için bugün belli bir savrulmayı yaşıyor. Ben her zaman söylediğim bir şey var. 2002 seçim beyannamesini benim masa üstünde, bilgisayarımın üzerinde durur. Bazen AK Partili milletvekili arkadaşlar nereye gidiyoruz diye sorduklarında diyorum ki ben tarif etmeyeyim. Ben haftada 4 gün yazı yazıyorum. Her gün yazdığım yazıya 2002 seçim beyannamesinin bir sayfasını alayım. Hı hı. Ve virgülüne dokunmadan koyayım. Siz yarın beni hain ilan edersiniz. Okudum, evet. O yazıyı yazdınız da. Evet. Şimdi yani AK Parti o beğenleme hakikaten bir demokrasi manifestosu niteliğinde ve bunların en önemlisi büyük bir bölümünü AK Parti 2013 yılına kadar hayata geçirdi. Şimdi dönme şansı var mı o ilkelere? Yani ben dönmesini isterim de çok zor gibi gözüküyor. Hatta eleştiriyorlar, siz eskiden işte şöyle yazı yazıyordunuz. Evet, AK Parti'nin o dönemdeki yaptığı şeyleri destekleyen bütün yazılarımın altına şimdi de imza atarım. Hı hı. Ama ben değil, AK Parti esas onların o ilkelere dönsün. Biz de aynı şekilde olumlu yazılar yazalım. Peki Mehmet Bey, zamanımız azalıyor. Kısa cevap ricasıyla birkaç şey sormak istiyorum. Çamlıca Camii polemiği, bu Karamollu ile Erdoğan arasında nasıl buluyorsunuz bunu? Ya şimdi tabii Temel Bey gerçekten son dönemde patlayan bir siyasetçi. Ben de kendisini gerçekten çok severim. Temel Bey'in işaret etmek istediği, yani Türkiye'nin bu kadar sorunları varken böyle bir lüks içinde şimdi buna gerek yok. Tabii bunlar çok ayrı bir bahis. Geriye dönüp baktığımızda aslında bu tür şeylerin çok daha derinlemesine eleştirilmesi, bu konuda eleştirel bir çizginin oluşturulması gerekiyor da. Ama Türkiye onlara müsait değil. O bakımdan maalesef bunları tartışamıyoruz. Peki. Bir başka kısa cevap ricası ve sorun da şu. Şu anda siz Bakanlar Kurulu'nda en azından bir revizyon bekliyor musunuz? Çok fazla adı ortalarda olan İçişleri Bakanı Soylu gibi, hatta Berat Albayrak gibi isimler görevlerinden alınabilir mi? Bu konuda çok dillendiriliyor. Yani parti içinde de bunların çokça konuşulduğunu, tartışıldığını biliyorum aslında. Fakat işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir şeyi vardır. Dışarıdan böyle eleştirirken pek bakan değiştirmez. Uygun bir zaman bulduğunda değiştirecektir. Ama o isimleri değiştirir mi? Ondan çok emin değilim. Geçen gün enteresan bir yazı yazdınız. Bahçeli ile ilgili ne diyelim, bir öz eleştiri de vardı. Enteresandı. Ben de bununla ilgili başka bir şey soracağım. Şimdi Bahçeli ile ittifak gerçekten yürüyecek mi? Nasıl yürür? Onu merak ediyorum. Şimdi bir taraftan da geçen gün şey dedi. Bu oylarda %19 bizim. O zaman birazcık matematik biliyorsak AKP ne oluyor? 33'e düşmüş oluyor. 33 Yani Bahçeli'nin ne zaman gelecek? Yani yoksa sürekli siz de şey diyorsunuz. Bir sonraki seçimde Bahçeli'nin oyları, partisinin oyları %20'ler civarında. Yani öyle. Daha ilk şey yaparken bir gazeteci arkadaşım, onu yazdım ben de. Gazeteci arkadaşım bana demişti, o ilk seçim erken seçim çağrısı yapmadan bir gün önce çağırmış. 1,5-2 saat oturmuşlar genel merkezde odasında. Demiş ki yarın erken seçim ilan edeceğim. Çağrısı yapacağım. Kutuyu da çizmiş, ittifak kutu. İttifak yapacağım AK Parti ile. AK Parti merkez sağın bütün bileşenlerinden oluşan bir parti. Dolayısıyla burada AK Parti'de memnuniyetsiz olan kesimler bana gelecekler. Ben Türkiye'nin en önemli partisi olacağım demiş. Ve geliyor da. Şimdi destekliyor. Sonuna kadar da hiçbir şekilde bu ittifaktan AK Parti'nin zaten caymak gibi bir lüksü yok. Ama MHP de asla vazgeçmez. Çünkü bu çok elverişli bir ortam. MHP için, MHP'nin selameti açısından, bekası açısından son derece önemli bir ittifak. Ve gösteriyor ki, daha önce ben bir yazı daha yazmıştım. AK Parti'nin dereleri MHP'ye akıyor diye. Yani görüyor ki buradaki kesimler bana geliyorlar. Dolayısıyla ben %20'ye doğru, şimdi biraz yüksekten söylemiş, 18.81 diyor da, 19. Yani asgariye 15'in altında değil, 15-16'nın altında değil. Şu andaki kısa son iki soru diyelim. Q
Kürtlerle bir süreç bekliyor musunuz? Tekrar yeni bir çözüm süreci gibi bir şey. Oradan AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı açısından böyle bir şey o kadar mesafe açıldı ki. Yani bunu doğrusu tekrar Türkiye'nin böyle bir şey noktasında gelmesini arzu ederim de. Ama çok öyle ufukta öyle bir şey gözükmüyor. Peki. Çok da dönebilmesi mümkün değil yani. Türkiye gerçekten de 4,5 yıl seçimsiz yapabilir mi? Veya bir başka soru daha net. Erken seçim bekliyor musunuz genel? Şimdi normalde erken seçim olmaz. Yani iktidar bütün güçler elinde, 4,5 imkanlar elinde. Ama tabii ekonomide neler olacak? Şu şey de çok önemli tabii. Yani seçim yenilenecek mi, iptal edilecek mi? Evet. Bütün bunlar belirleyici olacak. Yani bu Türkiye'nin mesela şu anda seçim olmazsa işler tamam kabul derse Türkiye'de evet Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı Avrupa'da falan zaman zaman sert eleştiriler oluyor. Hı-hı. Ama dedikleri bir şey var. Diyorlar ki sonuçta kardeşim adam halkın oyuyla seçiliyor geliyor. Bu durum şimdi o işe evet. gölge düşürebilir. Evet. O yüzden Türkiye'nin demokratik görünürlüğü açısından ekonomisinin en azından nefes alması açısından hani dönüp acaba bir şey yapabilecek miyiz? Bu işte bir yeni adım atalım dese iktidar bunun için de Türkiye'deki seçimlerin çok böyle normal bir şekilde sonuçlandığını bütün dünyaya göstermemiz lazım. Peki. Aksi takdirde bütün yollarımız kapanabilir. Son iki soru dedim ama iki cümleyle lütfen. Karar Gazetesi nasıl gidiyor? Yani yaşayacak mı? Ölüyor mu? Nefes almaya çalışıyoruz. Yani gücümüzün yettiği kadar sürdüreceğiz. Bu bizim hem ekmek kapımız hem de sonuçta gazetecilik yapıyoruz. Başka da yapacağımız bir şey yok. Peki Mehmet Bey. Çok teşekkürler. Mehmet Ocak'tandı konuğumuz. İktidar cephesini çok iyi bilen bir isim. Eski AK Parti milletvekillerinden ve pek çok gazetede biliyorsunuz emeği oldu. Bugün de Karar Gazetesi'nin köşe yazarı. Seçim süreci sonrasındaki gelişmeleri, fikirlerini ve öngörülerini aldık. Yeni programlarda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.